Cizre, insanlık tarihinin en eski kentlerinden biri. Bu yerleşim merkezi, 6000 yıldan beri birçok siyasi ve sosyal olaylara sahne olmuş. Cizre, peygamber şehri. Hazreti Adem'den sonra insanlığın babası sayılan Hazreti Nuh'un yaşadığı ve günümüzde de kabrinin bulunduğu rivayet edilen bir şehir. Tarihi ticaret yollarının kesiştiği noktada kurulmuş ve binlerce yıldır bu önemini korumakta. Cizre, büyük imparatorlukların tarih boyunca ele geçirmek istedikleri bir merkez olmuştu. İlim tarihinde çok önemli buluşlarıyla ün yapmış bilginleri yetiştirmiş bu topraklar. Cizre, bilgisayarın temeli olan otomasyon tekniğini icat eden İsmail Ebuliz'in doğup büyüdüğü bir merkez. Dünyanın bu en eski ikinci kentinde binlerce yıllık geçmişin izlerini bulmak mümkün. Şehir, Hazreti Nuh tufanından sonra Hazreti Nuh ve oğulları tarafından kurulmuş. Bilimsel belgeler bu yerleşim merkeziyle ilgili hayat belirtilerini binlerce yıl gerilere götürüyor. Siyahtepe mevkiinde 1956 yılında yapılan kazılarda bulunan bu tabletlerden birinde Cizre'nin adı ve o günkü nüfusundan bahsediliyor. Bu belgelere göre Cizre'nin adı Gerzu Bakarsa, nüfusu ise 1.850.000. Cizre tarihinin çok ötelere gittiği yapılan başka arkeolojik araştırmalarla da ispat edilmiş. Cizre Nehri'nin oluşturduğu kıvrımlar üzerinde kurulmuş olan şehir birçok defa su baskınına uğramış. İnsanlığın ikinci babası sayılan Hazreti Nuh'un kurduğu bu kent birçok kere saldırıya maruz kalmış. Her askeri saldırıda olduğu gibi su baskınlarından da korunmak için Cizreliler Nuh Nebi'nin kabrinin bulunduğu bu tepeye en eski hanelerini kurmuşlar. Bu tepelere rağbet etmişler, meskenlerini onun etrafında oluşturmuşlar. Hazreti Nuh, tarih boyunca Cizrelilerin sığındıkları manevi bir zırh olmuş. Cizre, tarihle, kültürle, bilimle doldurulmuş. Cizre tarihi, Hazreti Nuh ve oğullarıyla başlar. Bu süreç, Kutiler, 1. Babil Devleti, Asurlular, Medler, Persler, Büyük İskender İmparatorluğu, Partlar, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Eyyubiler, Selçuklular, Artukoğulları, Zengiler, Akkoyunlular ve Osmanlı İmparatorluğu'yla bugüne kadar gelir. Hemen hemen tarihin kaydettiği bütün büyük devlet ve imparatorlukların ilgi duyduğu bir yerleşim merkezi olmuş Cizre. Anadolu'yla Mezopotamya'nın sınırındaki bu eski kent, tarihi İpek Yolu'nun binlerce yıldır hiç eskimeyen nola yerlerinden biridir. Geçmişte ilkel nehir vasıtalarıyla Dicle Nehri üzerinden Irak'la yapılan ticari taşımacılık yerini karayoluna ve kara nakil vasıtalarına bıraktı. Son yıllarda
Habur sınır kapısından yapılan transit taşımacılık Cizre'ye büyük ekonomik canlılıklar getirmiş. İthalat ve ihracatın yapıldığı transit taşımacılığın Türkiye'deki en önemli merkezlerinden biri olmuş. Cizre, insanoğlunu ilgilendiren birçok hadiseyi yaşamış bir kent. Büyük imparatorluklar arasında gidip gelmiş, bilim tarihinde büyük ilmi buluşlara imza atan dahilere teşekkür etmiş. Hazreti Nuh'la birlikte tufanı yaşamış. Gönül erleri de yetiştirmiş ender merkezlerden biri. Hazreti Nuh'un gemisi, onun hemen yanı başında bulunan Cudi Dağı'nda karaya tutulmuş. İnsan da hayvan, tüm canlılar tekrar Cizre ve çevresinde çoğalmaya başlamış. Büyük medeniyetlerin uğrak yeri olmuş. Medeniyetlerin biri gitmiş, diğeri gelmiş. Cizre, tarihe tanıklık edercesine bu medeniyetlerin izlerini günümüze kadar taşımış. İnsanlığın ve diğer tüm canlıların ikinci kez türeyip çoğalmaya başladığı ilk kara parçası olmuş. İlmi kaynakların teyit ettiği bu gerçek, vahye dayalı kutsal dinlerin de üzerinde ittifak ettikleri bir hakikat. İlmi kaynaklar, Hazreti Nuh'un tufandan sonra yeryüzüne ilk adımını Cizre'de bulunan Cudi Dağı'nda attığını ifade ediyor. İncil, Tevrat ve Kur'an-ı Kerim benzer ifadelerle bu konuda birbirlerini teyit ediyorlar. Mezopotamya'da yapılan ilmi kazılarda bulunan en son belgelerde tarafsız uzmanlara göre kutsal kitapların bahsettiği bu gerçeği teyit ediyor. Ayrıca Gılgamış Destanı da Hazreti Nuh'un tufan sonucu Cudi Dağı'nda karaya ayak bastığından söz etmektedir. Kur'an-ı Kerim'e göre 950 yıl ömür sürmüş olan Hazreti Nuh, yapılan hesaplamalara göre milattan önce 39-30. Asırlar arasında yaşamış. Bütün ilmi vesikalara göre tufan hadisesinin nedeni şuydu. Hazreti Nuh doğru yoldan ayrılan ve putperest olan kavmini doğru yola davetle görevlendirilen bir peygamberdi. Hazreti Nuh kavmini doğru yola davet etmek için büyük gayret göstermişti. Ancak kavmi puta tapıcılıkta ve sapıklıkta ısrar etmişti. Hatta daha ileri giderek ona hakaret ve zulmetmeye başlamıştı. Hazreti Nuh'un bütün itazlarına rağmen kavminin bu davranışı devam ettirmesi üzerine Yüce Allah, Hazreti Nuh'a yakın zamanda kavmini helak edeceğini, dolayısıyla bir gemi yapmasını, kendisinin ve diğer iman edenlerin ancak bu gemiye binerek kurtulabileceklerini emretmişti. Hazreti Nuh, almış olduğu bu emir üzerine hemen gemi inşaatına başlar. Geminin inşasının bitmesiyle birlikte gökten inen yağmurun yanı sıra yerden de sular fışkırmaya başlamıştı. Böylece tufan hadisesi gerçekleşmişti. Tufanın başlamasıyla birlikte tek bir Allah'a iman edenler gemiye binmiş, iman etmeyenler gemiye alınmamıştı. Hazreti Nuh gemiye uzun süre yetecek erzakla bütün canlılardan biri dişi, diğeri erkek olmak üzere birer çift hayvan da almıştı. Hazreti Nuh kendisine iman etmemekte ısrar eden hanımı Baile ile oğlu Yam'ı gemiye almamıştı. Meydana gelen bu büyük tufanla bütün inanmayanlar yok olmuş, sadece gemiye binenler kurtulmuştu. Hazreti Nuh'un gemisi tufan boyunca batmadan suyun üzerinde kalmış, suların çekilmesiyle de gemi karaya oturmuştu. Dinler tarihini binlerce yıldır meşgul eden bu husus, yani Hazreti Nuh'un gemisinin oturduğu dağın hangi dağ olduğu konusudur. Bundan sonra Hazreti Nuh, gemiye binen üç oğlu ve diğer müminler eşleriyle birlikte gemiden çıkarak yeryüzüne ayak basmışlardı. İlmi kaynaklara göre karaya ayak basış hadisesi 10 Muharrem günü Cudi Dağı'ndan meydana gelmiştir.
Hazreti Nuh, bugün de gemide kalan son erzakla yemek içirmiş. 10 çeşit taneli üründen yapılmış olan bu yemeğin adı Aşure'dir. İslam peygamberi Hazreti Muhammed, bugün İncil nüshalarından günümüze kadar ulaşabilmiş olanları, Kur'an-ı Kerim'in Nuh tufanı ile ilgili verdiği bilgileri teyit etmektedir. Değiştirilmiş Tevrat'ta, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan sonra ilk defa Ağrı Dağı'nda karaya oturduğu yazılıdır. Ancak orijinal Tevrat, Kudüs'teki Süleyman Mabedi'nin M.Ö. 587 yılında tahrip edilmesi neticesinde kaybolmuştur. Aradan belli bir süre geçtikten sonra, Yahudilerin elindeki kalıntı, orijinal metinler ve Sümer yazmalarındaki bilgiler ışığında Tevrat yeniden yazılmış. Yeni yazılan Tevrat'ın bu konuyla ilgili verdiği bilgiler tahrip olmamış sayfalardaki bilgilerle çelişmektedir. Cizreliler, Yüce Allah'ın kendilerine bahşettiği bu mirasın idrakindeler. Hazreti Nuh'un mezarının bulunduğu bu mekana, Türk-İslam sanat anlayışının çağdaş çizgilerini taşıyan bir mabet inşa edildi. Nuh Nebi Camii adını taşıyan bu modern mabedin iç süslemesi, Türk-İslam anlayışının zengin bir örneğini teşkil ediyor. Geleneksel Türk mimarisinin çağdaş bir modeli olan bu şadırvan, Nuh Nebi'nin mezarını ziyaret için gelen yerli ve yabancıların susuzluğunu gideriyor. Hazreti Nuh'un mübarek bedenlerinin bulunduğu bu türbe, yerli ve yabancı birçok inananın uğrak yeri. Müslümanlar hacca giderken bu mekana mutlaka uğruyorlar. Sadece Müslümanlar değil, bu mekanda semavi dinlere mensup diğer insanları da görmek mümkün. Nuh Nebi Camii'nin avlusunun bu köşesinde bulunan bu kabir, dünyaca meşhur bir bilim adamına, sibernetiğin babasına, bilgisayarın mucidine ait. Bu şahsiyet, meşhur fizikçi İsmail Ebu'l-İz el-Cezeri'den başkası değil. Miladi 1153-1215 yılları arasında yaşamış olan Ebu'l-İz, bilgisayar teknolojisinin temeli sayılan otomasyon sistemini icat eden bir bilim adamıdır. İsmail Ebu'l-İz el-Cezeri, ilmi icatlarını 3 fiziki temel üzerinde geliştirmiş. Bu 3 temel esas, havanın itme gücü, buharın etkisi ve suyun basıncıdır. Ebu'l-İz ilk defa bir günü 24 eşit zaman dilimine bölen ve saat sistemini geliştiren bilim adamıdır. İsmail Ebu'l-İz'in önemli diğer bir buluşu da bugün tıp alanında kullanılan enjektörlerdir.